Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz baş ağrısı ve migren ataklarında kendi kendinize uygulayabileceğiniz yöntemleri ve egzersizleri göstereceğim. Baş ağrısı oluşmaya başladığında bu yöntemleri ve egzersizleri uyguladığınızda hızlıca çözüme ulaşabilirsiniz. Konuya başlamadan önce hazırlayacağım diğer egzersiz videolarını görmek isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Baş ağrısı çok yaygın bir hastalıktır. Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde baş ağrısı illaki yaşar. Genellikle alın, özellikle şakaklar ve kafatası kemiğimizin olduğu hizalarda, arka tarafta yoğun ağrıyı hissederiz. Bununla beraber boyunda ve sırtta da hassasiyetli noktalar vardır. Boyun, sırt ve baş çevresindeki kasların gerilmesiyle baş ağrısı yaşayabiliriz. Buradaki kasların o gerilmesini engelleyerek ve gerilmişse düzelmesini sağlayarak migren atağınız, baş ağrınız zirvede olsa dahi hızlı bir şekilde rahatlama sağlayabiliriz. Ben de sıklıkla baş ağrısı atakları yaşıyorum. Bir migren hastası olarak ağrının başladığını hissettiğim anda uyguladığım yöntemleri ve egzersizleri şimdi size de göstereceğim. Hadi o zaman en sevdiğim kısma geçelim. İlk yöntemimizle başlayalım. Gözünüzün ve kaşınızın bittiği yerde elinizi şöyle yerleştirin. Orada bir çukurluk hissedeceksiniz. İşaret ve orta parmağınız eğer daha büyük bir alan kaplıyorsa yüzük parmağınızı da ekleyerek o bölgeye elinizi yerleştirin. Şöyle orta şiddette bir itmeyle, içeri doğru çöktürmeyle parmaklarınızı bastırın. Tırnaklarınızın ucuyla değil tam şu etli kısımla. Parmaklarımızı içeri doğru bastırıyoruz. O noktaya bastırın. Ağrınız artmasın, azalma eğiliminde olduğu kadar bastırıyoruz. Yani çok fazla abartarak değil. Yaklaşık 15 saniye kadar durup elimizi hızlıca çekiyoruz. Sonra tekrar bastırdım. 15 saniye kadar durdum. Hızlıca çektim. Elimi koydum. Bastırdım, hızlıca çektim. Bu yöntemi sessiz, sakin bir ortamda uygularsanız, eğer bir de ışığı kapatıp böyle rahat oturabildiğiniz bir yerde yaparsanız çok daha etkili olacaktır. Bunu yaklaşık 15 kere uyguluyoruz. Sonrasında yine aynı noktadayız. Burayı bırakmıyoruz. Gözlerinizi yine kapatın. Öne doğru minik daireler çevirerek 30-35 tekrarlı bunu uyguluyoruz. Sonra bıraktık, hafif bir dinlenme arası. Tekrar elimizi yerleştirdik. Bu sefer tam geriye doğru, arkaya doğru yaptığımızın zıttı tarafına doğru dairelerimizi yapacağız. Yine burada lütfen ağrınızı artırmayacak düzeyde, yani işleminizi yaparken ağrınızın hafiflediğini hissedin ve o basınçla uygulamaya devam edin. Yine 30-35 tane geriye doğru çevirdikten sonra bunu bırakıyoruz. Bir sonrakine geçeceğiz. Bir sonraki yöntemimiz için kaşlarımızın başladığı yeri, deri noktasını şöyle daha yakından göstereyim. Tutup sıkıyoruz. İki taraflı yapabilirsiniz. Tuttum, sıktım ve elimi yanlara doğru kaş hizamda götürüyorum. Burada deri elden kayıyor, çıkıyor. Önemli nokta ilk yeri sıkmak, sonrasında kayabilir. Bunda sıkıntı yok. Elimizi o başımızın yanındaki çukur bölge var ya, oraya doğru götürüyoruz. Tuttum, sıktım, yana doğru götürüyorum. Sakince yapıyoruz, acele etmiyoruz. Tuttum, gevşediğimizi hissediyoruz. Ağrımızın azaldığı şiddette sıkıyoruz. Aşırı değil, yine şu noktada olduğu gibi. Çok fazla değil, az da değil. Tuttum. Yana doğru çekiştirme yapıyorum. Bu çukur bölgeye geldim, bıraktım. Bunu da yine 15 kere uyguluyoruz. Benim ağrımın azalmasında, hafiflemesinde en çok bu uygulama etkili oluyor. Siz de kendinizde hangi uygulama etkili oluyorsa onun sıklığını, tekrarını artırabilirsiniz. Onu daha fazla yapabilirsiniz.
sonraki uygulamamız için elimizi dört parmağımız omurgamızın tam boynumuzun arkasında kaslarımızı hissederek yerleştiriyoruz. İçeri doğru güzel bir baskı oluşturuyoruz. Yani hafif bir dokunuş değil, aşırı da abartmayın ama o ağrılı bölgenin, ağrının yine azaldığını hissederek bastırıyoruz. Elimizi koyduktan sonra bir 5-6 saniye bekleyin ve sonrasında başınızı geriye alırken aynı sırada parmaklarınızı aşağı doğru itin. Çok yavaş, nazikçe yapıyoruz. Yani hızlı hızlı yapayım bitsin gibi değil, hafif dokunun yumuşamasına, gevşemesine izin vererek uygulamamızı yapacağız. Evet, bu şekilde yavaş, sakince yapıyoruz. Bunu 20-25 tane uygulamanızı istiyorum. Yine buradaki boyun çevresindeki kaslarımızı, ense köküne yapışan kaslarımızı gevşeterek ağrımızı hafifletmeye çalışacağız. Lütfen çok sessiz, sakin ortamda ve özellikle yavaş uygulamaya çalışın. Bir sonraki uygulamamızda iki baş parmağınızı kafatası kemiğinizin boyunda bittiği yere yerleştiriyorsunuz. Yani şöyle yukarı doğru ittiğimizde kemiği hissedeceğiz. O noktaya yerleştirdikten sonra yine elimizi kaldırmadan yana doğru kulağımıza kaydırarak çekiştirmeler yapıyoruz. Doku elimizin altında kayacak, kulağımıza doğru gelecek. Yine çok yavaş, çok sakin bir şekilde yapıyoruz ama içeri doğru bastırmayı iyi hissedin. Yani bu ağrınızın artıracağınız düzeyde olmasın ama hafif bir bastırma da olmasın. Bu çekiştirmeleri de 20-25 tane uyguluyoruz. Bir sonraki uygulamamız için elinizi sırtınıza gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. El seviyesi ne kadar yüksekte olursa uygulamamızın etkisi o oranda artacaktır. Bu yüzden mümkün olduğu kadar elinizi yükseğe yerleştirmeye çalışın. Sonrasında başınızı karşı tarafa doğru yan yatırıyorsunuz. Bu konuma geldikten sonra da boşta kalan elinizi omzunuzun üstüne gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Baş ağrısı yaşayanlarda bu bölge oldukça gergindir ve bastırdığınızda ağrının şiddetinin arttığını hissedeceksiniz. Yani bu bölge çok çok ağrılıdır. Şöyle göstereyim. Tam kürek kemiğimizin üstündeki yukarıdan da bastırdığınızda direkt yukarıda kalan bölge. Bu bölgeye bastırıyorsunuz ve başınızı sağa, sola doğru hareket ettireceksiniz. Koydum. Elimi yerleştirdim. Şu şekilde elinizin bastırma şiddeti değişmeden başınıza hareket ettiriyorsunuz. Başınız yaklaştığında ağrınızın şiddeti artacak. Lütfen bunu bozmadan egzersize devam edin. Ta ki ağrınızın azaldığını hissettiğiniz yere kadar bunu tekrarlıyoruz. Yani bir sınırı yok. 15-20 tane yapın gibi bir sınırı yok. Bu 50'ye kadar da ulaşabilir. Rahatlamayı hissettiğinizde bir bırakın. Sonra tekrar başlayın. Rahatlayana kadar bu işleme devam ediyoruz. 4-5 tekrar yaptıktan sonra bırakıp diğer uygulamaya geçebilirsiniz. Ama burada güzel bir rahatlama hissediyorsanız tekrar sayısını artırabilirsiniz. Bu uygulamamızla boynumuzun yanındaki ve şu kürek kemiğimizin üstündeki az önceki bastırdığımız yerdeki kasları gevşetmeye çalıştık. Şimdi de tam boynumuzun arka çaprazına, yani arkada değil yanda değil ikisinin arasındaki bulunan bölgedeki kasımızı gevşetmeye çalışacağız. Böylelikle boyun çevresindeki kasları gevşeterek güzel bir gevşeme elde ederek baş ağrımızı hafifletmiş, hatta belki de yok etmiş olacağız. Bu egzersizimiz için elinizi yine arka gövdenize doğru yerleştiriyorsunuz ama bu sefer elimiz çapraz bir şekilde duracak. Sonrasında başınızı karşı tarafa doğru çapraz bir şekilde eğiyorsunuz ve boşta kalan elinizi de yine koltuk altınıza çapraz gelecek şekilde çekiştirmeler yapacağız. Hemen görelim. Çektim, koltuk altıma doğru bakıyorum. Şu bölgede, şöyle göstereyim üstten, bu bölgede bir gerilme hissedeceğiz. Güzel, etkili bir germe egzersizi.
15 saniye kadar durup bırakıyoruz. Bir hafif dinlenme arası bıraktıktan sonra hemen tekrar çektim başımı. 15 saniye kadar durdum. Bırakıyorum. Bunu 10 tekrarlı olarak yapıyoruz. Sonrasında hemen elinizi yer değiştirin ve tersini yapacağız. Başımı bu sefer diğer koltuk altıma doğru çekiştiriyorum. Gerilmeyi hissettim. 15 saniye kadar durdum. Bırakıyorum. Ufak bir ara, hemen tekrar. Başımı kulağımın üstünden tuttum. Koltuk altıma doğru çekiyorum. Gerilmeyi hissettim ve bırakıyorum. İki taraflı onar tekrar olacak şekilde uyguluyoruz. Baş ağrısı, migren atakları için sizlere hazırladığım, benim de yaptığım egzersizler ve yöntemler bunlardı. Umarım faydalı bulup beğenmişsinizdir. Bu egzersizleri ve yöntemleri düzenli olarak yaparsanız, yani baş ağrısı yaşamanız gerekmiyor. Günlük hayatınıza yerleştirip düzenli bir şekilde rutin oluşturursanız, inanın baş ağrısı, migren atağı yaşama ihtimalimizi azaltmış olacağız. Çok fazla kişinin baş ağrısı ve migren atağı yaşadığını biliyorum. Lütfen yorumlar kısmını uygulayıp nasıl sonuç aldığınızı yazın. Baş ağrısı ile ilgili anlatacaklarım bunlardı. Hazırlayacağım diğer egzersiz videolarını görmek isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım Fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.